En önemli çevre sorunu nedir dersek, daha önceki ilk girişimde söyledim, küresel ısınma. Niye küresel ısınma? ÖSYM burayı seviyor. Buradan soru karşımıza çok getiriyor. O yüzden biz de buraya dikkat edeceğiz. Şimdi küresel ısınma nedir dersek, arkadaşlar birincisi şunu bilelim. Bu küresel ısınmayı meydana getiren kimdir dersek, imanların tarihi bile ortaya çıkar. Senin için neresi önemli dersen, küresel ısınmanın tanımı önemli mi? Değil. Küresel ısınmanın sonucunda oluşan olaylar önemli senin için. Buraya dikkat edeceksin. Bir de yine hatırlatmamızı yap. Türkiye'nin en engebeli bölgesi Karadeniz. Bölüm Doğu Karadeniz. Hemen hatırlayalım. Bak 1. Doğu Karadeniz. 2. Batı Karadeniz. 3. Hakkari. 4'e geldim. Yıldız Dağları. 5. Menteşe'nin olduğu yer. 6. Teke. 7. Taşeli. Bunlar Türkiye'nin engebeli yerleridir. Unutma. Düz yeri sorarsa Erzurum, Kars. Yüksek. Ne olduğunun önemi yok. İklimler, bitki örtüsüler, x'ler, anılder falan filan. Sana bir yerde bir şeyin çeşitliliğini soruyorsa genelde, yeryüzüyle alakalıysa ama, biz ona ne diyeceğiz biliyor musun? Orada yer şekilleri çeşitlidir. Bunu ÖSYM son zamanlarda KPSS'de bile sordu. Yani daha detaylı bir sınav olmasına rağmen yine burada başlıktan içeriği sorar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bir petrolü gördüğün zaman fosil yakıt olduğunu anlaman lazım. Ya da rüzgar enerjisini gördüğünüz zaman yenilenebilir kaynak olduğunu bilmemiz lazım. Bu şekilde sorularla illaki karşılaşacağız. Şimdi geldim önemli bir yere. Türkiye'deki bölgesel kalkınma planları ya da projeleri. Şimdi bölgesel kalkınma planları ya da projeleri önemlidir. Şundan dolayı ÖSYM burayı çok seviyor. TYT'de genelde zaten soru sorar. KPSS'de her yıl neredeyse var. Yani bu değişmiyor arkadaşlar. Buradan soru görme potansiyeliniz var. Dediğim gibi geçen sene de 2019 AYT sınavında ne yaptı? Bölgesel kalkınma planlarının ismini sordu. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarından biri değildir dedi. 6 tane kalkınma planımız var, onu göreceğiz. Peki hocam, önce diyorum. Özellikle bölgesel kalkınma projelerine dikkat edilir. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok 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 önemli bir konudur. Özellikle soru görme potansiyelinizin çok 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 fazla olduğu, %99 oranında soru görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu anlamda önemlidir. Ayrıca tarihte, çağdaş dünya tarihi çıktığı için bildiğim kadarıyla bu konu tarihte bizde ortak konuydu. Orası çıkınca tarihte boşa çıktı. O yüzden de coğrafyada daha da önemli bir hale geldi. Zaten önemliydi ve iyice önemi arttı. Bu anlamda dikkat ediyorsunuz. Yani %99 diyoruz. O %1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatımız var. KEİ diye kodlanır. Dikkat edin. Karadeniz Ekonomik İşbirliği ise İİT şeklinde gelir. Şunu söyleyeyim. Sorularda kısa isimleriyle görme olasılığın çok çok yüksek. Dikkat et. Sonra gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalırsın. O yüzden dikkat ediyorsun. Siyasi örgüt canlı çeşitliği artmaya başlar. Denize döküldüğü kısımda ise canlı çeşitliğinin en yoğun olduğu yerdir. Çünkü niye? Tatlı ve tuzlu su birbiriyle karışacağı için orada verimli planktonlar falan ortaya çıkıyor. Bu yüzden de canlı çeşitliliği artıyor. İşte o denize döküldüğü kısma biz ne diyoruz? Ağız kısmı diyoruz. Orta çığır, ilk doğduğu yer ise, eğimin fazla olduğu yer ise kaynak kısmıdır diyoruz. İşte bunu bu şekilde karşımıza getirebilirler. Bu aklımızda kalan politikalar var. Bu, bakın şurası, şu kısım, 3 yıl, 3 dönem politikamız var. Burası önemlidir arkadaşlar. Burası her zaman soru değerinin olduğu bir yerdir. Geçen sene KPSS'de sordu. 2019 KPSS. 2015 yılında sordu. 2016 yılında sordu. Sürekli nüfus politikalarından soru sorabiliyorlar. Dikkat edeceğiz. Şimdi 1923 ile 60 arası nüfus politikasına bak.